İlker, ne oldu? İlker dur oğlum. Dur şöyle. Ne oldu, terlemişsin? Terlemişsin. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan? Dur! Peki hemen eve git. Ben de geliyorum. Güven. İnşallah korktuğun başıma gelmemiştir. Ne oldu Cemal? Kenara çek Bahtiyar. Baş üstüne efendim. Cemal ne oldu diyorum. Züreyya Cahit. Lütfen arabadan in. Cemal bana ne olduğunu söylemeyecek misin? Sana arabadan in diyorum. İn diyorum Züreyya. İn! Gidelim Bahtiyar. Baş. Bahtiyar, hemen bir doktor çağır. İlker'in durumu ağır. Bahtiyar, delirtecek misin beni? Ne duruyorsun orada hala? Baba! Baba! Baba İlker'i getirdi. İlker! İlker! Şöyle yatırayım mı? Yatır. Biraz kan kaybetti ama çok da kötü değil. Dur İlker. Dur sen baba. Dur ben yatırayım dur. İyileşecek değil mi baba? Birazdan doktor gelir. Baba iyi değil mi? Baba? İlker. Ölmüş. Kardeşin. Ölmüş. İlker. Öldü. Leyla? Leyla iyi. Nasıl öldü İlker? Orhan öldürdü. Leyla. Leyla. Daha bitmedi. Leyla. Ne diyorsun sen abla? Orhan da öldü. Orhan ölecek. Ben o işi hallettim. Ne?
Orhan'ı öldürdüm. Tabanca nerede? Arabada. Şanslı gününüzdesiniz. Kurşun kalbe isabet edebilirdi. İlker öldü mü? O sizin kadar şanslı değildi maalesef. Buna nasıl izin verdim ben? Nasıl oldu da beni yıllar önce terk eden bir kadına yeniden güvendim? Nasıl oldu da senin o kadına güvenmene izin verdim? Bu ne Leyla'nın ne de Süreyya Hanım'ın suçu baba. Bana onları nasıl savunursun sen? Orhan'ın hayatıma yeniden girmesine Süreyya neden oldu. Süreyya bana yalan söyledi. Kızı da sana ihanet etti. Unuttun mu Güven? Kardeşin öldü senin. Yarın onu abinin yanına gömeceğiz. Belki de haklısın. Orhan'ın yeniden hayatımıza girmesine ben sebep oldum. Baba. Kardeşini ben kendi ellerimle öldürdüm. Bu ellerle, bu ellerle, bu ellerle. Baba yapma. Baba yapma. Yapma baba. Benim adım İpek. Orhan'ın kız kardeşiyim. Sen Leyla olmalısın. Hemen anladım. Çok güzelmişsin. Seni alıp bize götürmeye geldim. Niye? Abime gideceğiz. Orhan'a. Orhan ölmedi. Yaşıyor. Yaşıyor mu? Bu sabah yaşlı bir bey onu yaralı olarak eve getirdi. Belki görmek istersin diye düşündüm. Sen emin misin Orhan'ın yaşadığından? Sizi gördüğüme ne kadar eminsem o kadar eminim. Tamam hadi gidelim o zaman. Dur Leyla saçmalama, nereye gidiyorsun? Orhan'a gidiyorum abla. Orhan. Orhan ölmedi. Onu evine ben bıraktım. Ne yüzle geldin bu eve? Sana söylüyorum kadın. Niye geldin buraya? Niye? Baba, abimi görmeye geldi. Ben getirdim onu. Orhan'ı görmeye geldin, öyle mi? Onu görmeye mi geldin? Evet. Ama geç kaldın. Çünkü Orhan öldü, anladın mı? Öldü! Anladın mı? Orhan öldü! Öldü mü? Evet, öldü. Hem de senin yüzünden. Oğlumun katili sensin, sen! Yalan! Yalan baba, yalan söylüyorsun. Abim ölmedi ki, abim yukarıda. Öyle mi? Demek abin yukarıda. Peki melekler nerede ha? Her akşam evin üzerinde uçan, onları da anlatsana. Onlar gündüz görünmezler ki. Onlar sadece gece görünür. Bu kız hasta. 10 yıldır tedavi görüyor. Durmadan yeni ilaçlar içip yeni hikayeler uyduruyor. İnanmıyor musun bana? İnanmıyor musun? Bu kızın hasta olduğuna da, Orhan'ın öldüğüne de inanmıyor musun? O zaman annesine sor. Leyla. Orhan öldü kızım. Öldü. Yalan! Yalan! İşte annesi bile öldüğünü söylüyor. Daha ne duymak istiyorsun? Git! Git! Defol artık! Defol git! Sefer, biraz daha hızlı sür şu arabayı lütfen. Thank you.
Hay, orada biri var. Atlayacak gibi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım Leyla. Dur. Ambulans çağır çabuk. Leyla, ne yapıyorsun orada? Neden yapıyorsun bunu? Ben yaşamayı hak etmiyorum anne. Alo. Ay. Yaşadığım her an başkalarına zarar veriyorum. Tempo tutma çabuk. Kötüyüm ben. Aptalım ben. Benim yüzümden iki kişi öldü. Yaşamamın hiçbir anlamı kalmadı artık. Ben de ölmek istiyorum. Hayır, sakın. Sakın böyle bir şey söyleme Leyla. Seni çok seviyorum. Bekle. Bekle orada. Şimdi geliyoruz. Bekle. Bekle. Ben de seni seviyorum anneciğim. Ben de seni seviyorum. Baba. Niye yaptın bunu baba? Niye? Aile şerefimizi kurtarmak için. Bıktım senin aile şerefinden baba. Bıktım. Senin aile şerefin yüzünden 15 senem ziyan oldu. Şerefin mi önemli, ben mi önemliyim? Ne olur söyle bana. Ben senin babanım Orhan. Önemli olan bu. O zaman ben niye bunun keyfine varamıyorum? Ben senin oğlunsam biz niye baba oğul gibi yaşayamıyoruz? Ben niye bir kukla gibiyim? Şu halime bak. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Peki benim suçum ne? Ben bunca çileyi ne diye çekiyorum? Bunun kolay olduğunu mu sanıyorsun? Demek ikimizin bir arada olması kolay değil, öyle mi? O zaman artık benim bir babam yok, tamam mı? Burada kal. Baba. Koş, ilaçlarını getir babanın İpek, koş. Dur baba, sakin ol. Gidiyorum bak, gidiyorum işte. Bundan sonra oğlunla ilgili hiçbir problem yaşamayacaksın. Hiçbir zaman, asla. Yurdakul, Yurdakul iyi misin? Dayan biraz, geliyor ilacın. İpek, İpek koş. Abi koş. Nereye? Su getir İpek, su getir, koş. Ha, Leyla dur. Leyla. Leyla, dur. Gidin buradan. Gidin. Sefer yaklaşma. Leyla lütfen gel. Hadi canım evimize gidelim. Hayır. Leyla lütfen gel. Hayır kızım. Hayır yaklaşmayın. Leyla lütfen. Lütfen Leyla. Leyla hemen gelmezsen ben de atlarım. Anne yapma. Sen ben de yaşayamam. Niye yaşayayım? Leyla. Leyla. Çünkü sen annesin. Anne. Yaşamak zorundasın. Leyla. Artık dayanamıyorum. 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 Yok. Dayanamıyorum. Yok. Yok. Leyla. 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 Bak. Leyla yapma. Yapma Leyla. Bırak. Dur. Dur Leyla bırak. Yapma. Yapma. Anne bırak. Tamam, gel sakin. Kızım. Leyla. Leyla gel. Bırak. Gel. Bırak beni. Leyla. 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 Bırak. Bırak. Gel bırak beni. Tamam. Bırak. Tamam. Hadi. Hadi kızım. Bırak. Yapma kızım. Yapma. Dur. Dur. Sefer. Leyla. Leyla. Bırakın Leyla. Beni. Leyla. Bırakın. Leyla. Bırakın.
Bir tane. Uzanın şöyle. Bir tane. Bir de uzayın iyiliğin için. Hayır. Hayır istemiyorum. Tamam. 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 İzin verin. Dur. Dur diyorum. Dur. Dur ineceğim dur. Tamam sen. Bırakın. 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 Leyla. Leyla. Şimdi. Leyla. Bırakın. Bırakın. Leyla. Dur. Kimsiniz siz? Nesi var iyi mi? Bir şey mi oldu? Sefer kim bu adam? Bu Bey Orhan Efendi. Ne? Git buradan. Sana söylüyorum hemen çekip git buradan. Hemen. Süreyya Hanım'ı duydunuz Orhan Bey. Lütfen daha fazla zorluk çıkarmayın. Hayır ben de gülüyorum. Orhan Bey lütfen dedim. Sefer. Sefer Bey. Sefer abi. Anlamıyor musun? Leyla'yı çok seviyorum. Şu halime bak. Düştüğüm şu duruma bak. Halimize bak. Neredeyiz farkında mısın? Ne yapıyoruz burada ha? Bütün bunlar niye oluyor diye düşündün mü hiç? Abi ben Leyla'yı çok seviyorum. Leyla da beni seviyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz. İşte her şey bu yüzden oldu. Böyle bir durumda beni nasıl engelleyebilirsin abi nasıl? Leyla, canım kızım benim. Halbuki ne parlak bir çocuktu. Ne müthiş bir şey. Benim güzel bir tane kızım. Leyla Çelen'in nerede olduğunu bulabildin mi? Hayır efendim. Bulsan şaşardım zaten. Peki ya Orhan? Hayır efendim. Peki ya Süreyya Cahit? Ona ne istediğimizi anlatabildin mi? Hayır efendim, ulaşamadım henüz. En son cenazede gördük kendini. Aptal herif. Beyinsiz. Ne demeye yanımda duruyorsun ki sen? Hiçbir işe yaramıyorsun. Elinden hiçbir iş gelmiyor. Bana bak Bahtiyar. Kaybedecek bir dakikan bile yok. Leyla Çelen'i de Orhan köpeğini de karşıma getireceksin. Orhan öldüyse... O zaman cesedini getireceksin Bahtiyar. Peki efendim. Çıkabilir miyim? Güven'i çağır bana. Peki efendim. Leyla! Leyla! Yaklaşma. Kızıma yaklaşma. Yapmayın. Süreyya Hanım, devam etmeyin. Sen devam etme, sen yapma. Bütün bunların nedeni sensin. Çekil git hayatımızdan. Sefer, bu adamın içeri girmesine engel ol. Leyla'yı yalnız bırakamam. Bunu benden bekleyemezsiniz. Süreyya Hanım'ı tanımıyorsun. Burada kalmana izin vermez. Buna Süreyya Hanım değil. Leyla karar verir. Baba ne yapıyorsun? Hazırlanıyorum. Neye hazırlanıyorsun baba? Unuttun mu Güven? Kardeşin öldü. Hayır baba unutmadım. Ben de unutmadım. Keşke unutabilsem. Beni korkutuyorsun baba. Bence korkmalısın Güven. Çünkü oğlum olmasaydın... Kardeşinin ölümünün hesabını önce senden sorardım. Öyleyse sor baba. Benim oğlun olduğumu unut. Benden sor bunun hesabını, Leyla'dan değil. Saçma sapan konuşma.
Yani köylüler gibi kan davası güdeceksin, öyle mi? Bunun böyle olmasını siz istediniz, ben değil. Baba, Leyla hala benim karım. Yerinde olsam bir fahişeye karım demeye utanırdım Güven. Siz burada bekleyin efendim. Efendim? Ya bunu bir daha denerse? Kendine gerçekten zarar verirse? Sefer ne yapacağız? Sefer, hemen polisi ara. Eminim oğlunun katilinin bulunmasına Cemal Soy'dan da memnun olacaktır. Süreyya Hanım, onu ben öldürmedim. Seni dinlemiyorum. Ben silahsızdım. Silah Güven'in elindeydi. Seni dinlemeyi reddediyorum. Seni dinlemeyeceğim Sefer. O bana saldırdı. Güven kendi kardeşini öldürmüş olabilir. Sefer ne diyor bu adam? Orhan Bey doğru söylüyor efendim. Neden sadece beni suçluyorsunuz Süreyya Hanım? Çünkü sen kızımı düğününden kaçırdın. Yok. Ya duymuyor ya bilerek açmıyor. Sefer ara bir daha. Of Süreyya Cahit, of. Bir arasan ne olacak? Çıldıracağım böyle beklemekten. Çalıyor. Ya haber bile veremeyecek kadar kötü durumdalarsa, ya başlarına bir şey geldiyse, ya trafik kazası falan geçirdilerse ne olacak? Ay peki? Allah aşkına ağlamaya başlama, yeter. Ne oldu Ömer? Gerekirse seni buradan zor kullanarak çıkartabilirim. Alo? Ömer? Buradayız. Neredesiniz Sefer? Neredelermiş? Bu gece gelmeyeceğiz Ömer, merak etmeyin. Neden Sefer abi? Ya ne demek bu gece gelemiyorum? Versene Leyla nerede? Telefonu bana. Alo Sefer. İyi akşamlar Şükran Hanım. Alo Şükran. Şimdi sana ne açıklama yapacak halim ne de zamanım var. Sabah size olanları anlatacağım. Leyla iyi, merak etmeyin. Anne, ne oldu? Madem Leyla iyi, o zaman onunla hemen konuşmak istiyorum. Ne oldu? Leyla kendine zarar mı verdi? Yoksa Cemal denen o adam Leyla'ya bir şey mi yaptı? Ha ne oldu? Ne olmuş Leyla ablama? Tüh, sus, ağlama. Anne, anne şunu bana baştan düzgün anlatır mısın lütfen? Şükran, dinle beni. Leyla iyi. Kendini bir köprüden atmaya kalkıştı ama iyi. Hastanedeyiz. Sakinleştirici verdiler. Sabaha kadar gözetim altında tutacaklar. Çünkü durmadan ağlıyor. Anne. Anne hangi hastanedesiniz? Söyle, hemen oraya geliyoruz. Hangi hastanedesiniz anne? Ben söyledim. Kötü bir şey olduğunu söyledim. Tüh, sus. Anne hangi hastanedesiniz? Şükran, hiçbir yere gelmiyorsunuz. Orada durup beni bekliyorsunuz. Anladınız mı? Sefer? Orhan? Orhan nerede? Kapa şu telefonu da ikide bir aramasınlar. Alo anne. Anne ne oluyor? Orhan. Orhan. Allah'ım deliriyorum. Onun kızımın yanından uzaklaşmasını istiyorum Sefer. Orhan Bey, dışarı çıksanız. Sen hayattasın. Buradasın. Sen misin? Gerçek misin? Buradayım Leyla. Yanındayım. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Neden yaptın bunu? Neden? Bak hepimiz ne hale geldik. Tamam. Bitti Leyla. Bitti. Nasılsın? Canın yanıyor mu?
İyiyim. Sen beni merak etme. Boş ver. Öldüğünü zannettim. Sus şimdi. Hadi. Hadi dinlen biraz. Daha konuşacak çok vaktimiz olacak. Anne. Anneciğim. Bak. Orhan yaşıyor. Sefer sen Leyla'nın yanında kal. Orhan. Sen benimle gel. Ölmemi tercih ederdiniz değil mi? Şu an tercih ettiğim tek şey senin her ne koşulda olursa olsun burada olmaman. Siz benim sevdiğim kadının annesisiniz. Lütfen sizi kırmama neden olacak bir şey istemeyin benden. Sevdiğin mi? Sen onun için kendi iradene hakim olup bulunduğun yerde kalmayı dahi beceremeyen zayıf bir adamsın. Leyla'ya mutsuzluktan başka bir şey getirebildin mi? Getiremezsin de. Leyla'nın mutsuzluğunda sanırım hepimizin payı var Süreyya Hanım. O benim evladım. Onun için neyin daha doğru olduğunu senin gibi bir katilden, bir yalancıdan daha iyi bilirim herhalde. Daha fazla küstahlık yapmadan çıkıp gideceksin buradan. Ben sadece siz istemediniz diye Leyla'yı evlenmeye zorlamadım. Zorlamadın mı? Daha ne yapabilirdin? Onu silah zoruyla... Onu siz zorladınız. Buraya dönmesi için, sizin hayal ettiğiniz gibi bir adamla evlenmesi için zorladınız. Beni tanımıyordunuz bile. Tek düşünceniz onu sevseydim her ne koşulda olursa olsun onun yanında olmalıydım değil mi? Öyle gerekmez miydi? Zaten öyle olmadı mı? Yanıldınız. Bunu nasıl kabul etmezsiniz? Hayır, yanılmadım. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum. Ben doğru olanı yaptım. Kızım seninle mutlu olamazdı. Peki şimdi mutlu mu? Buradan gideceksin. Hemen gideceksin. Beni istemediğim şeyler yapmak zorunda bırakma. Baba. Cemal Bey. Ne var Bahtiyar? Leyla Çelen büyük bir ihtimalle annesinin evinde. Öyle mi? O zaman senin burada ne işin var? Baba. Baba ne yapmaya çalışıyorsun? Adamlarını ara. Elin boş gelme sakın. Baba diyorum baba. Ölen İlker'di, ben değilim. Ben hala buradayım, görmüyor musun? Ha, yalnız o Orhan Salağı'yla ilgili bir bilgiye ulaşırsan bu bilgiyi değerlendir. Ya da dur. Şöyle yapalım. Bilgiyi bana getir, ben değerlendireyim. Sen kendi başına o tür şeyleri pek beceremiyorsun. Baba ne yapmaya çalışıyorsun? Gidip Süreyya Hanım'a haber vereceğim. Eğer beni çiğneyip de gidecek olursan bir daha bana baba deme. Bahtiyar, ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Hangi adamları topluyorsun? Neden toplayacaksın? Bunu bana değil, babanıza sorun. İyi misiniz efendim? Sence hangisi daha uzun sürer? Aşk acısı mı, ölüm acısı mı? Bu adam keşke ölseydi Sefer. Keşke. Annem niye Orhan dedi abla? Ya söylesene. Orhan'ın orada ne işi var? Yaşıyor demek ki. Orhan ölmemiş değil mi abla? Ne bileyim ben Ömer.
Adam mı gitti oraya? Leyla mı sayıkladı adını? Şimdi annemin telefonu cevap vermiyor. Ah anne, ah! Bizim burada delireceğimizi nasıl düşünemiyor? Hep o Orhan denen herifin yüzünden, Allah kahretsin onu. Güven de Orhan kadar suçlu. Lanet olsun onun arkadaş olduğum güne. Bu kim şimdi? Sen dur abla. Buyur Bahtiyar, ne vardı? İyi akşamlar. Ben Leyla Hanım'ı sormaya gelmiştim ama... Yok burada Leyla. Öyle mi? Hop hop, nereye? Biz sana girebilirsin dedik mi? Ama ben girmek zorundayım. Abi, abi ne oluyor? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Her yeri iyice arayın. Cemal Bey beni buraya Leyla Hanım'ı almaya gönderdi. Siz bana Leyla Hanım burada yok diyorsunuz. Fakat ben size inanmıyorum. Bu yüzden bütün evi aramak durumundayım. Olmaz öyle şey. Haddini bil. Defol git. Hepinizin olduğu yerde kalmasını istiyor. Bu yaptığına pişman olacaksın Bahtiyar Efendi. Hem de çok. Pişman olmak erdemdir Şükran. Üst katta kimse yok Bahtiyar Bey. Her yeri iyice baktık. Burada da kimse yok efendim. Gördün mü? Yokmuş. Sana mı yalan söyleyeceğiz? Biz yalan söylemeyiz. Biz ne senin gibi ne de efendin gibi şerefsiz değiliz. Kimsin lan sen? Kimsin lan pislik? Cemal'in beslemesi. Peki Leyla Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Eminsiniz yani? Efendim, Leyla Hanım burada yok. Buna çok şaşırmadın Bahtiyar. Biz onun peşindeyken en kolay bulabileceğimiz yerde olmaması çok normal. Her zaman olduğu gibi yine yanlış yaptın Bahtiyar. Affedin Cemal Bey. Peki şimdi ne yapmamı istersiniz efendim? Nasıl isterseniz efendim. Arkadaşlar, hazırlanın. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne diyorsun sen? Cemal Bey bir süre sizi misafir edecek. Leyla Hanım gelene kadar. Saçmalamayın. Bu yaptığınız adam kaçırmaya girer. Bu resmen suç. Götürün. Bırak hayvan herif, bırak! Tül! Bırak diyorum! Hayvan herifler! Tül! Bırak diyorum, bırak! Dokunma. Bırak beni! Bırak hayvan diyorum, bırak, bırak beni! Sana. Bırak, bırakma, çek elini, baksana! Çek! Abi! Hayvan abi! Abi! Şu yaptığınıza bakın! Çek pis ellerini üstümden diyorum sana, çek! Pis! Şükran Hanım'ın sandalyesini unutmayın. Bahtiyar ne oluyor? Baksana ya. Senin elini üstümden. Bırak beni. Dokunma. Ömer. Bırak. Bırak pislik herif. Ömer, ne işiniz var sizin burada? Aa Güven Bey, şaşkın görünüyorsunuz. Niye şaşırdınız? Akraba ziyaretine geldik. Babam bizi kaçırdı. Bahtiyar, ne işi var bu insanların burada? Söylesene. Ne yapmaya çalışıyorsun? Neler oluyor bu evde? Geldiler mi? Baba sana soruyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Leyla'ya ulaşmaya çalışıyorum Güven. Onu bulup öldüreceğim. Sonra Orhan'ı bulup öldüreceğim. Ve oğlumun intikamını almış olacağım. Planım bu kadar basit. Bunu nasıl anlamıyorsun? Baba. Baba diyelim ki bu çılgınca planını uygulayacaksın. Peki aşağıdaki masum insanların ne işi var burada? Hay Allah. Ben de sana balık tutmayı iyi öğrettiğimi sanıyordum. Onlar yem Güven, yem. Onları buraya getirdim çünkü Leyla'nın gelmesini istiyorum. Onlar iğnenin ucundaki solucan. Leyla da balık. Anladın mı şimdi? Baba sen hastasın. Yemin ederim sen hastasın. Evet. Son günlerde biraz gergin olduğum söylenebilir. Ama düşünsene daha kısa bir süre önce gelinim düğünden kaçırıldı. Ardından küçük oğlum vurularak öldürüldü. Gergin olmam normal değil mi sence?
çekin. Hayır. Bağlamayın onları. Ne yapıyorsunuz siz? Onlar bizim misafirimiz. Misafir bağlanır mı hiç? Çekin şöyle hadi. Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir koşulda ağırlamak istemezdim sizi ama. Bırak bu kibar hırsız ağızlarını Cemal Bey. Niye getirdin bizi buraya? Ne istiyorsun bizden? Bırak bizi gidelim. Annem kolay lokma değildir. Bunu herkesten iyi biliyor olmalısın. Elbette biliyorum Şükran. Ama benim derdim annenizle değil. Ben Leyla'yı istiyorum. Ama alamayacağım. Sen sus! Bağırma kardeşime! Şunun sandalyesini de aldın şuradan. Ne yapıyorsunuz Süreyya Hanım? Neredesiniz? Leyla nerede? Niye kimse telefonuna cevap vermiyor? Canım, nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Orhan nerede? Gitti kızım. Ama neden? Kötü bir şey mi var? Yok. Hayır. Endişelenme sen. Hadi biraz daha uyusana. Sabah konuşuruz. Anne. Orhan'a gitmesini sen söyledin değil mi? Ben söyledim. Çünkü kalması tehlikeli olabilirdi. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Doktor Hakan Akın. Doktor Hakan Akın. Genel cerrahi bölümüne bekleniyorsunuz. Doktor Hakan Akın. Doktor Hakan Akın. Genel cerrahi bölümüne bekleniyorsunuz. Kalkın hadi. Kahvaltı. Kalk. Ne yapıyorsun sen ha? İnsan onlar. Onlara insan gibi davranacaksın. Affedersiniz efendim. Vay. Demek Cemal Bey'in kaba görünüşünün altında altın gibi bir kalbi varmış. Kiminle konuştuğuna dikkat et Güven. Ben senin arkadaşın değilim. Abi bunların hepsi manyak. Kurtulalım buradan ne olur abi. Baba, sen iyi bir insandın. Ne oldu sana? Kendini onların yerine koysana. Bu kadar aşağılanmayı sen kaldırabilir miydin? Hiç kimse gelininin düğünü terk ettiği bir insan kadar aşağılanmış olamaz. Güven Efendi. Bana aşağılanmaktan söz etme. İyi olmaktan söz etme. Benim kardeşim kendi düğününü falan terk etmedi Cemal Bey. Benim kardeşim silah zoruyla kaçırıldı. İntikam alacaksan niye onu kaçırandan almıyorsun? Kardeşimin hiçbir suçu yok. Alınacak. Orhan denen o hayvandan da intikam alınacak. Bahtiyar. Peki senden hesap sorulmayacak mı sanıyorsun? Burayı dağ başı mı zannediyorsun? Şu bize yaptıklarının cezasız mı kalacağını sanıyorsun? Buyurun efendim. Niye bu kadar geç kalıyorsun Bahtiyar? Geç kalmadım efendim. Siz seslenir seslenmez geldim. İyi. Bir dahakine seslenmeden gel. Emredersiniz efendim. Git bana Orhan'ı bul getir Bahtiyar. Hangi cehennemdeyse çıkart buraya getir. Alo? İpek. İpekciğim nasılsın? Abi babam hiç iyi değil. Tutturdu daha evine gideceğim diye. Ya engel olmaya çalışıyoruz ama dinlemiyor. Bırak gitsin. Dinlensin biraz. Böylesi daha iyi. Ama abi... Hiç iyi değil. Görmen lazım. Gerçekten. Olsun. Orada olmaktansa dağ evinde olması hepimiz için daha iyi.
Hem yarın öbür gün biz de ziyaretine gideriz. Ama şimdi biraz yalnız dinlensin. Tamam abi. Sen nasılsın? Yaran nasıl? İyiyim. Leyla'yı bekliyorum. Yaram da gittikçe daha iyi oluyor. Sen neredesin? Leyla'larda mısın? Kimseye söylemeyeceksin ama. Tamam, söylemem. Oraya gidiyorum İpek. Onların evine. Sakın peşimden gelme Senia. Ne sen, ne kızın, ne de oğlun. Bir süre sizi görmek istemiyorum, tamam mı? Ne olur gitme. Abi, babam gitti. Olsun, bırak gitsin. Beni de merak etmeyin, çok iyiyim. Bak, sakın yerimi söyleme. Tamam, söylemem. Merak etme. Tamam. Hadi annem sana emanet. Kendine iyi bak. Yine kapalı. Nerede bu Süreyya Cahit? Annem hakkında doğru konuş. Benim annenle geçmişim seninkinden çok daha eski. Onun için hakkında istediğim gibi konuşurum. Şimdi söyleyeyim bakalım. Annenizin kullandığı başka bir numara var mı? Şunlara bak. Nasıl da inatçılar. Peki söylemeyin. Ben annenize ne kadar geç ulaşırsam, siz de burada o kadar çok beklersiniz. Konuşsanıza! Allah kahretsin! Leyla... Artık üzülme, ne olur. Anne, yalvarırım, artık olayları kendi akışına bırak. Şu halimize baksana. Daha ne gelebilir başımıza? Her zaman daha kötüsü vardır. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz acaba? Açsana şu telefonu be kadın. Açsana, ne biçim annesin sen? Anne, yeter ama. Babam başka bir yere gitmedi ki, yine bizim evimize gitti. Gitti ama niye gitti? Niye böyle oluyor? Olsun. Bu sefer de böyle olsun. Hem belki yalnız kalmak babam için iyi olurmuş. Abim öyle söyledi. Abin her şeyi çok iyi bilseydi durumumuz böyle mi olurdu İpek? Abim. Buyurun. Bahtiyar, sen misin oğlum? Ben Orhan'la görüşmek istiyorum Seni Hanım. Anne, bu adam kim? Orhan burada yok. Gerçekten mi? Sizin sözünüze her zaman inandım. Şimdi de inanmak isterim Seni Hanım. Anne, kim bu adam? Sana yalan mı söyleyeceğim Bahtiyar? Orhan yok diyorsam yok. Peki, size inandım. Öyleyse nerede olduğunu söyleyin bana. Ona da inanacağım, yemin ederim. Bilmiyorum nerede olduğunu. Olmadı. Bu sefer inanmadım size. Bahtiyar, 15 sene önce bir delikanlıyken böyle küstah biri değildin. Hala değilim Seni Hanım. Sadece tecrübem arttı. Ve artık iki yalan üst üste yutmuyorum. Bırak annemi, bırak. Bahtiyar, sana doğruyu söylüyorum. Bilmiyorum Orhan'ın yerini. Bırak annemi, ben biliyorum. Gerçekten mi? O da bilmiyor, yalan söylüyor. Biliyorum. Eğer yalansa... Yalan değil, Orhan daha evinde. İpek. Daha evinde, oraya git. İpek! Ne arıyorsun sen burada? Hala ne cesaretle geliyorsun buraya?
Seni ailemin çevresinde görmek istemiyorum. Defol git buradan. Anne. Sefer Leyla'yı içeri götür. Leyla Hanım. Hiçbir yere gitmiyorum Süreyya Hanım. Bu ne küstahlık? Anne, yeter artık, yeter. Karışma. Bunu nasıl söylersin Leyla? Bu adam yanında olduğu sürece hayatın tehlikede. Hepimizin hayatı tehlikede. Anne, bütün bu başımıza gelenler beni Hollanda'dan geri çağırdığın için oldu. Leyla, sen içeri gir. Biz annenle biraz konuşalım. Hayır, yeter artık bana. Ne yapacağımı söylemeyin. Anne, farkında değil misin? Orhan'la evlenmemi engellemeseydin bütün bunlar başımıza gelmezdi. Leyla, şimdi karşıma geçip bu yalancıyı, bu zorbayı mı savunacaksın? Tanrım, inanamıyorum. Yani bütün bunların sorumlusu ben miyim? Anne, sen değil miydin eğer seni sevseydi şimdi burada olurdu diyen? Tamam kızım. Eğer seni rahatlatacaksa sorumluluğu ben alıyorum. Leyla, anneni daha fazla üzme. Ben artık kendimi daha iyi hissedemem anne. Bitti. Süreyya Hanım. Ne var Sefer? Çocuklar yok efendim. Nasıl çocuklar yok? Üçü de yok. Şükran, Ömer, Tül. Anne, nereye gitmiş olabilirler? Bilmiyorum, bilemiyorum. Vay vay vay. Demek telefonlarınız açık. Bunu nasıl atladı benim aptal adamlarım? Ama neyse. Bırak telefonumu. Bazen aptallık en geçerli çözüm yoludur. Annen. Aha. İşte Süreyya Cahit'i gökte ararken yerde bulduk. Efendim. Alo. Kimsiniz? Ben Cemal Soydan. Cemal. Sen ne arıyorsun orada? Ne demek ne arıyorsun Süreyya? Burası benim evim. O zaman Şükran'ın orada işi ne? Ah, yalnızca Şükran değil. Leyla dışındaki bütün çocukların benim evimde misafir. Anne, anneciğim kurtar bizi. Cemal, Cemal Soydan. O çocukların orada ne işi var, ne yapmaya çalışıyorsun, ne istiyorsun? Leyla'yı istiyorum Süreyya. Leyla'yı getir, diğer çocuklarını götür. Bir koy, üç al. İstediğim sadece bu. Anne, anne ne oluyor? Anne, yüzün bembeyaz oldu. Yok bir şey, işle ilgili. Sefer gelir misin lütfen? Sence ciddi olabilir mi Sefer? Çocuklarıma zarar verir mi? Şu aşamada bunu yapabileceğini sanmıyorum efendim. Ama onların hepsini kaçırmayı başardığına göre... Çok korkuyorum. İsterseniz ben gidip konuşayım kendisiyle. Hayır. Hayır, ben gideceğim. Yok. Sizi yalnız bırakamam efendim. Ama o zaman Leyla'yı burada Orhan'la yalnız bırakmak zorunda kalacağız. Şu anda Leyla Hanım için en güvenlisi bu olacak sanırım. Tamam Sefer. Bir tercih yapmak zorundayım. Onlara hiçbir şeyden bahsetmeyelim. En iyisi bu. Haklısınız. Anne. Anne nereye? Bir yere değil. Sen burada kal. Orhan. Orhan neler oluyor? Bir dolap dönüyor ama. Sakin ol Leyla. Annen düşünmeden hareket etmez. Sakin ol. İşte o kadar direndiniz. Fakat Süreyya Cahit yine de geliyor. Annem Leyla'yı getirmez. Ölse getirmez. Boşuna seviniyorsun. Ama annen Leyla'yı getirmezse... Sizi götüremeyeceğini de çok iyi bilir. Bana bak Cemal Bey. Annemle baş edemezsin. Yol yakınken daha fazla suça gömülme. Bırak bizi gidelim. Sonra çok pişman olacaksın. Sen annemi tanımıyorsun. Süreyya Cahit'i bana mı anlatıyorsun çocuk? Cesaret edemedim. Kendimi oradan atmaya cesaret edemedim. Yapmalıydım. Ölmeliydim.
Leyla, yeter artık. Birazdan kardeşlerin gelecek, kendini boşu boşuna üzdüğünü anlayacaksın. Bana söylemedikleri bir şey var. Bana seni Cemal'den korumamız gerekir demişlerdi. O manyak kim bilir ne yaptı? Cemal Soydan'a gitmem lazım. Saçmalama Leyla. Asıl sen saçmalama. Eğer iyilerse, başları dertte değilse neden hiçbirine ulaşamıyorum? Bana söyler misin? Demek ki kötü bir şey var. Nereden biliyorsun ha? Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Annemin yüzünü gördün. Nasıl da allak bullak oldu. Gidiyorum ben. Oraya gidip ne yapacaksın? Bilmiyorum. Burada kalıp ne yapacağım? Gidiyorum ben. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Orhan. İyi misin? İyiyim. İyi. Güzel. Evine dön Orhan. Ben gidiyorum. Hayır Leyla. Burada kalıyorsun. Annen gelene kadar da hiçbir yere gitmiyorsun. Senin annen, senin kardeşlerin değil tehlike altında olan. Benim annem, benim kardeşlerim. Özel arazi kardeşim, buraya giremezsin. Artık değil Yurdakul Bey. Kimsin sen? Yaşlılık önce hafızayı etkiliyor galiba. Ben Bahtiyar, tanımadınız mı? Nursunlu oğlu. Cemal Bey'in yardımcısı diyelim. Cemal Bey'in köpeği diyelim. Oğlun nerede Yurdakul Bey? Oğlum öldü benim. Başın sağ olsun. Peki mezarı nerede? Sana ne? Defol git evimden. Cemal Bey benimle böyle konuştuğunuzu öğrenince çok sinirlenecek. Yurdakul Bey. Babanın hayatı Cemal yüzünden mahvoldu. Onun yerine hapse girip orada da öldü. Adam olsaydın hala Cemal'e köpeklik etmezdin Bahtiyar. Cemal yüzünden kendi öz oğlunu reddettin sen. Şimdi bana onurlu olmaktan bahsetme. Beni vuramazsın. Orhan nerede Yurdakul Bey? Hayatta. Peki nerede? Bilmiyorum. Orhan nerede? Dün sabah çıktı gitti. Yaralıydı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Ne olur bırak beni. Ne olur bırak. Gördün mü Yurdakul Bey? Sen aşağıdasın. Ben yukarıda. Sen yalvarıyorsun. Ben değil. Köpek olan sensin. Ben değil. Alo. Senia. Alo. Yurdakul. Yurdakul neyin var? İpek. Yurdakul geliyoruz. Merak etme hemen geliyoruz. Anne ne oldu? İlaçların yanında mı? Yurdakul alo. Anne babamın bir şey mi oldu? O Bahtiyar oraya gitti. Bir şey mi yapmış ona? Bilmiyorum. Hemen söyle arabayı hazırlasınlar. Ben gidip doktor bulayım. Abini bul. Hemen abini bul. Ama o... Kızım, abinin şu anda babanın yanında olması gerekiyor. O kadının değil. Leyla, yeter artık. Bak sana söz veriyorum. Bana tutamayacağın sözler verme. Söz veriyorum. Bir saat içinde gelmezlerse birlikte oraya gideceğiz. Sen delirdin galiba. Seni görürse öldürür. Bunu bilmiyor musun? Anne... Dur, sen otur. Kimin geldiğini bilmiyoruz. Sen? Ne işin var burada senin? Güven.
Bu adamın burada ne işi var Leyla? Güven, ne işi var? Güven dur yapma. Güven. Ne arıyorsun güven, bu evde? Güven saçmalama, bu yaptığın doğru değil. Doğru güven. Ne demek? Doğru neymiş? Bu rezil herifi öldürmüş olsaydım. Ve onun gibi cinayetten paça yırtsaydım. Yani katil olduğum halde suçsuz görünseydim. O zaman her şey daha mantıklı olur da? Daha mantıklı olurdu. Ama beceremedim. Ne paçayı kurtarmayı ne beni öldürmeyi. Şimdi canından olmadan defol git buradan. Ne yapacaksın ha? Kardeşlerimi öldürdüğün gibi beni de mi öldüreceksin? Ben kardeşlerini öldürmedim. Öldürdün. Sen İlker'i öldürdün. Bunu Leyla da gördü. Görmedin mi Leyla? O kardeşimi öldürdü. Leyla'yı karıştırma. İlker'i sen öldürdün. Durun yapmayın. Durun. İkinizden de nefret ediyorum. Hayvanlar gibi birbirinize saldırıp durmayın. Yeter. İkiniz de bana yalan söylediniz. İkiniz de cinayet işlediniz. Durun artık. Kardeşlerim nerede? Annem nerede? Neredeler? Abi! Abi! Abi kanıyor. İyi misin? Orhan, iyi misin? Sen ona yaklaşma. Artık abime yaklaşma. İpek yapma. Ne işin var senin burada? Abi babam. Ne oldu babama? Babam fenalaşmış. Ne olmuş babama? Leyla gel benimle. Hayır! Leyla! Kardeşlerin ve annem babamın yanında. Gidemezsin. Benimle kalmak zorundasın. Ne demek bu? Bu ne demek? Abi babam ölüyor. Bizi yalnız bırakamazsın. Bunu bize yapamazsın. Git Orhan. Ailenin sana ihtiyacı var. Ben burada olacağım. Baban kardeşlerimden ne istiyor Güven? Bilmiyorum. Biliyorsun. Ne istiyor? Leyla, şu anda düşündüğüm tek şey seni korumak. Beni istiyor. Kardeşlerimi elinde tutuyor. Benim karşılığımda onları verecek anneme. Aşağılık herif. Aşağılık! Leyla! Çocuklarım nerede? Buradalar. Cemal Bey çocukları görebilir miyiz? Görebilirsin Sefer. Ama önce patronunla konuşmam gerek. Hemen konuşalım. Cemal, bana bunu neden yapıyorsun? Çünkü kızım beni mahvetti. Beni rezil etti. Oğlumun ölümüne neden oldu. Kızım kendi düğününden silah zoruyla kaçırıldı. Bunu o yapmadı. Bunun sorumlusu... Bunların sorumlusu... Orhan. Onu da bulacağım. Gebermeliyse. Eğer sana Orhan'ın yerini söylersem... Çocuklarımı rahat bırakır mısın? Süreyya, ben Leyla'yı istiyorum. Oğlumun hayatına karşılık kızının hayatı. Bana bunu yapma. Keşke yapmak zorunda olmasaydım Süreyya. Keşke. Sana söyledim. Ya 3 çocuğun ya da Leyla. Seçimini yap. Bırak! Yaklaşmayın! İyi misiniz? İyisiniz değil mi? İyiyiz, iyiyiz. Cemal ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana? Seçimini yap Süreyya. Telefonu ver Sefer. Bu ülkede kanunlar var Cemal. Bu yaptığının cezası çok ağır, polisi arayacağım. Hadi ara. Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Yalvarırım Cemal yapma.
Tamam, sana Leyla'yı getireceğim. Bırak onları. Cemal! Buradayım. Burada. İnliyor sokaklar bu gece. Çocuklar küsüyor camlardan bana. Şarkımı söylüyor yıldızım. Melekler ağlıyor uzaktan bana. Bilmez ki kimi dostlarım. Ağlamam, acınmam, beklemem. Bilmez ki içimi dostlarım. Ağlamam, acınmam, beklemem. Yakışmaz bana. Bu yürek kendini yaralar. Al tanrım, taşıdım bu kadar.